Şahan Gökbakardane. Olay gönderme. Bükemediği bileği öpmek yerine gömmeye çalışanlar ve goygoycularına yine en büyük cevabı verdiniz. Şahan Gökbakar, en yakın rakibi Cem Yılmaz ve arkadaşlarına goygoycu mu dedi? Ve en yakın rakibim kim? Şahan Gökbakar olarak gözüküyor ama hani bu konuya gir. Şahan bir dönem zeytin dalı uzattı Cem Yılmaz'ı. Neden böyle bombaladı? Şahan abiden nefret ediyorum. Bundan sonra Recep İvedik'le çalışmayacağım. Yaşasın Cem Yılmaz diyeceksin. Biri filmleri ve stand-up'larıyla Türkiye'nin en komik adamı unvanını almış Cem Yılmaz. Geçen bana bir mail geldi. Mailde şu yazıyor abi. Düşün bilgisayar başında kimler var. Mail geldi, açtım, şey yazıyor. Abi sana nasıl ulaşabilirim? Yazdım dumanla. Ya atmışsın artık. İnsan düşünüyor ki toynağınla nasıl yazdı acaba bunu? Sana nasıl ulaşabilirim? Yani derime mi nüfuz edeceksin lan? Yazmışsın işte da. Biri Recep İvedik filmleriyle gişenin kralı olmuş Şahan Gökbakar. Bundan sonra bu kafilenin başkanı ben. Ali, bir şey diyeceğim Adem, neredesin? Hemen devir damperi döndür kamyonu, gel mahveden ye. Bu haltı biz yedik, bir temizleyeceğim, bu kadar. Komedinin iki devi Şahan Gökbakar'la Cem Yılmaz arasında yıllardır bitmeyen bir polemik var. Nedeni elbette rekabet. Niye oyun yapayım ben şimdi burada yani? İzlemedim, hayır Bülent, niye öyle bir şey yapayım ya? Teşekkür ederim, sağ olsun. Ben Recep İvedik'i izledim. Tabii. Çok, bayıldım. Hastasıyım. İkiyi de izledim. Eskiden beri Cem Yılmaz'ın Şahan Gökbakar'ı umursamayan sözlerine tanık olmuştuk. İzlemedim. İzlemedik değil mi? İzlemedik, katılamadım. Düşünüyor musunuz Cem'i? Düşünüyoruz. Hayır, bütün gün bunu düşünüyoruz evde. Ne yapalım ya, izleyelim mi diye düşünüyoruz. Rakibi olarak gösterilen Şahan Gökbakar'a rakipliği bile yakıştırmıyordu Cem Yılmaz. Ve en yakın rakibim kim? Şahan Gökbakar olarak gözüküyor ama hani bu konuya gir. Memek için sadece. Şahan Gökbakar da altta kalmıyordu elbette. Şahan abiden nefret ediyorum. Bundan sonra Recep İvedik'le çalışmayacağım. Yaşasın Cem Yılmaz diyeceksin. Bana negatif gelene negatif geliyorum demişti. Kendisiyle ilgili en ufak negatif bir şey söylemedim. Sadece ondan bana gelen agresif tavırlara karşılık verdim bazen. Bazen de vermedim. Çok önemli değil. Geçtiğimiz yıllarda bu kavga son bulmuş gibi görünmüştü. Zeytin dalı uzattılar birbirlerine. Ama Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı yine ortalığı gerdi. Recep İvedik 5 filminin 2017'de yapılan Türk filmlerinin en çok izleneni olduğuna dikkat çeken paylaşımın altında şu cümle yazılıydı. Teşekkürler hepinize. 10 yıldır Türk sinemasında zirveyi layık gördünüz, rekor üstüne rekor kırdık. Bu sene sinema sektörünün %30'unu tek başımıza yapmışız. Bükemediği bileği öpmek yerine gömmeye çalışanlar ve goygoycularına yine en büyük cevabı verdiniz. Şahan'ın bu paylaşımında bükemediği bileği öpmek yerine gömmeye çalışanlar diyerek Cem Yılmaz'ı, goygoycular olarak da Cem Yılmaz'ın yakın dostlarını kastettiği iddia edildi. Bildiği gibi Zafer Algöz bir süre önce Şahan Gökbakar'ın filmlerinde oynamayacağını söylemişti. Recep İvedik'te oynasam Cem bana bozulmaz. Bizim ayrı ayrı yaptığımız projeler de var. Ama teklif gelse ben Recep İvedik'te oynamam zaten. İsterse gişede 17 milyon yapsın. Benim ilgimi çekmiyor. Eski tartışmalardan çok daha sert bu ithamın adresi Cem Yılmaz'la kavga eskisinden daha sert bir şekilde alevleneceğe benziyor. Niye oyun yapayım ben şimdi burada yani? İzlemedim, hayır Bülent, niye öyle bir şey yapayım ya? Teşekkür ederim, sağ olsun. Ben Recep İvedik'i izledim. Tabii. Çok, bayıldım. Hastasıyım. İkiyi de izledim. Şahan abiden nefret ediyorum. Bundan sonra Recep İvedik'le çalışmayacağım. Yaşasın Cem Yılmaz diyeceksin. Çek.